Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Gelelim yemeklere. Güzel yemekler var bugün yine. Efendim gelelim bu tarafa. Güzel bir ıspanaklı gül böreği hazırlayacağım. 4 adet çarşı yufkam var, hazır yufka var. Onlardan başlayacağız tabii ki. Güzel bir börek hazırlayacağız. İç malzemesi olarak ıspanak var. 3 bağ ıspanak, çok iyi yıkadıktan sonra, tane tane yıkadıktan sonra ıspanakları 8-10 kere yıkayın, sorun değil. Biraz su masrafı olur ama 8-10 kere yıkayın. Evvela yarım saat sirkeli suyun içerisinde beklettikten sonra tane tane yıkamanız gerekiyor sevgili izleyenlerim. Yıkadığınızı bir tarafa alıyorsunuz. Yıkadığınız suyun içerisine bakıyorsunuz, neler olduğunu orada göreceksiniz. Ve bunu uzun uzun yıkadıktan sonra, emin olduktan sonra da hiçbir su eklemeden bir tencereye bırakıyorsunuz. Üzerine biraz şöyle bir parmaklarınızın arasına tutmuş olduğunuz tuzla beraber onu güzelce kaynamaya başladıktan itibaren kısık ateşte kapağı örtülü tencerenin 10-12 dakika civarında onu haşladığınız zaman kendi suyuyla süzüyorsunuz ve ondan sonra gördüğünüz gibi durum burada. Evet, iç malzememiz tabii ki ıspanak, soğan, efendime söyleyeyim ayrıyeten yumurtanın sarılarının üzerine kullanacağım. Yeteri kadar tuzumuz var. Ayrıyeten de rende kaşar kullanacağız. Onu da getirelim şöyle sevgili izleyenlerim. 4 adet yufkadan yola çıkacağız. Canan Hanım size geleceğim şimdi, söz vereceğim. 4 adet yufkadan yola çıkacağız sevgili izleyenlerim. Tabii ki malzemelerimiz burada. Yufkaları hazırlayacağız. Şimdi iç malzemesini hazırlayalım ve ondan sonra da efendime söyleyeyim işimize başlamış olalım. Tabii çocuğun duyguları 3 aşağı 5 yukarı bu durumda. Üzüntü bitmiş, artık kötü karne gelmiş, olan olmuş ve çocuğun duyguları çok bariz bir şekilde ortaya dökülüyor. Dönüp aile tarafına baktığımızda ailenin duyguları genelde öfke. Yani kötü karneye verilen ailenin vermiş olduğu duygu genellikle ve çoğunlukla hep öfke oluyor. Oysa öfkenin yanında başka duygular da var değil mi yaşadığımız, çocuğumuzun tabii almış olduğu? Ama doğru bir tepki değil değil mi yani? Çocuğumuza yapmış olduğumuz. Öfkelenebiliriz ama bunu göstermek, yani ne derecede göstermek gerekiyor? Yani öfkeden önce başka duygular da var. Tamam, öfke de bir duygudur ama kötü karneye verilmesi gereken bir duygu değildir orada. Neler var? Bir kere ailenin yaşadığı bir üzüntü var, üzüntü duygusu var. Sonra pişmanlık ya da hayal kırıklığı, hatta bazen ince düşünen ailelerde suçluluk duygusu bile oluşabiliyor. Acaba ben mi bir şey yaptım, ben mi bir yerde hata yaptım da çocuğum bu kadar başarısız olduğu gibi aileler suçluluk duygusu içerisinde olabiliyorlar. Duygu, aile tarafındaki duygu öfke, genellikle öfke ve çocuğun karnesine verilmiş olan tepki de genellikle bağırmak, kızmak, azarlamak, cezalandırmak, hatta üç noktalarda şiddete varan bir takım durumlar ortaya çıkabiliyor. Şimdi birazcık şöyle bakmak lazım olaya. Tamam, çocuğumuz kötü karne almış olabilir ama bu dünyanın sonu değil. Değil mi? Telafisi var. Telafisi var, evet. Kesinlikle telafisi var. Bunu birazcık ailelerin sakin bir düşünce yapısı içerisine girerek düşünmeleri gerekiyor. Sonra kötü karne ailedeki tüm algıyı da değiştiriyor. Yani aile içerisindeki iletişimi değiştiriyor. Anne baba birbirini suçlayabiliyor. Çocuk kendisini değersiz, yetersiz ve işe yaramaz hissedebiliyor. Akabinde de aile içerisinde çatışmalar ortaya çıkabiliyor. Yani karnı aç, üşüyen bir çocuğa sizin ders çalış, başarılı ol deme gibi bir beklentiniz söz konusu olamaz. O yüzden bunları sağlayacak olan yine aile, çevre ve okul ortamıdır. Yani bu karne sadece çocukların karnesi ya da çocukların başarısızlığı değil, anne baba, eğitimci, çevre başarısı ya da başarısızlığıdır. Buna biraz böyle bakmak gerekiyor. Yani burada tek taraflı düşünmemek lazım. Tabii. Sadece burada efendim çocuk suçludur demememiz gerekiyor. Çünkü
burada denilecek işte çocukta olan problemi, bu problemi paylaşmak gerekiyor. Evet. Nedir bu problem? İşte ailesel problem, ekonomik problemler. Bunları tabii ki hazırlık yapmak gerekiyor. Aileler olsun, toplum olsun, devlet olsun, öğretmenler olsun, herkesin tabii ki hazırlık yapması gerekiyor. Paylaşmak önemlidir. Paylaşınca zaten buradaki bu sıkıntıları aşmış oluruz, değil mi? Tabii ki. Yani diyorum ya, bir başarısızlık varsa ortada, evet bir sorun vardır. Yani muhakkak bir sorun vardır ama bu sorun sadece çocuğun ders çalışmaması değildir. Bu çocuk neden ders çalışmıyor? Bir sürü etken var. Aslında yarınki programda yine bu konulara değineceğiz ama ben ufak da olsa bu sorunların neler olabileceğinden biraz bahsetmek istiyorum. Tabii efendim. Bir kere anne babanın çocuktan beklentileri. Çocuk anne babadan ne bekliyor? Yani her çocuğun bir potansiyeli var. Her insanın bir potansiyeli var. Yapabilecekleri var. Bazen çocuk şu seviyede olabiliyor ama ailenin beklentileri bu seviyede. Yani çocuk ne yaparsa yapsın ailenin istemiş olduğu seviyeye ulaşamıyor. Ben çok merak ediyorum. Hatta annelere babalara da sormak istiyorum. Acaba 60 alan, 100 üzerinden 60 alan bir çocuğa kaç tane anne baba aferin diyor. Oysa ki belki o çocuk için o 60 gerçekten çok çalışmış. Onun için bir anlamı olan iyi bir not. Oysa ki anne babanın sorduğu ilk soru şu oluyor. Peki sınıfta başka arkadaşların ne aldılar, kaç aldılar? 80 alan var mı, 90 alan var mı? Ya da sen neden biraz daha yüksek not almadın gibi çocuğun başarısını örseliyor aile. Bu sefer çocuk ne yapıyor? Ne yaparsa yapsın anneyi babayı memnun edemiyor çocuk bir kere. Çünkü beklentiler üst seviyede. Bir memnuniyetsizlik var. Tabii ki. Bu sefer ders çalışmayı hakikaten bırakıyor. Çünkü görüyor ki çalışmasının da bir anlamı, bir ifadesi yok anne baba için. Çocuk ders çalışmayı bırakıyor. Burada birazcık çocuklarımızın potansiyeline göre hareket etmek, anne baba olarak onların potansiyellerini iyi değerlendirip ona göre bir beklenti içerisinde olmak gerekiyor. Yani mukayese edilmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani, değil mi? Tabii. Yani mukayese edilmemesi gerekiyor. Yani sen o çocuk işte şöyle yaptı da, şunu aldı da, şu kadar puan aldı da, sen şöyle yaptın. Aslında denilmemesi lazım. Yani çocuk dünyasında bu çocuğa zarar verebilir, değil mi efendim? Zaten mukayese hiç istemediğimiz bir şey ve bir faydası da yok. Yani hiçbir anne baba zannetmesin ki çocuğunu başkalarıyla mukayese ederek o çocuğa başarıyı ulaştırabilecek. Hiçbir faydası yok. Olsa zaten biz de söyleriz. Çocuklarınızı mukayese edin ve çocuklarınız iyi yerlere gelsinler. Ama bırakın bunun faydasını, çocuğa birçok zararı dokunuyor. Hatta bazen kardeşler arasında bile kıyaslama yapılabiliyor. Eğer kardeşlerden bir tanesi biraz daha başarılıysa evin içerisinde şöyle bir diyalog geçebiliyor ister istemez. Ya işte ikisi de benim çocuğum ama işte birisi çok başarılı, diğer başarısız. Bu çalışmıyor, bu biraz daha haylaz. Bu sefer ne yapıyor? Bir etiket. Çocuğa bir etiket yapıştırılıyor. Ve o çocuk maalesef... Doğru olmayan bir iş. Tabii ki. Maalesef o etiketi çocuk okul hayatı boyunca yaşıyor, taşıyor. Ve çocuklar çok olumsuz bir şekilde bu kıyaslanmadan etkileniyorlar. Yapılmaması gereken şeylerin başında kıyaslanıyor. Pekala Canan Hanım. Ödül nasıl bir şeydir çocukta? Şimdi ödüllendirmek. Evet. O nasıl bir şey? Çocukta etki mi yapar, tepki mi yapar, ne yapar pekala? Aslında iyi bir karne getiren bir çocuk, biz hep başarısız karne getiren çocuklardan bahsettik. Eğer çocuk iyi bir karne getirmişse o karne ödüllendirilmeli. Yani evet aferin ya da bir hediye alınabilir ya da illa maddi bir şey olmasına da gerek yok. Aferin demek, başını okşamak, sarılıp öpmek, seninle gurur duyuyorum demek çocuk için çok güzel bir ödüldür. Hatta bu manevi ödüllerin maddi ödüllerden çok daha büyük faydası vardır. Yani çocukları ödüllendirmek tabii ki gerekiyor. İyi bir karne karşısında çocuklar o ödülü hak ediyor çünkü. Ama başarısız karne getirmiş çocuğa da ceza vermek, şiddet uygulamak, bağırmak, kızmak asla bunlardan uzak durmak gerekiyor. Bir karneye bakıp, evet iyi olan notlarını dikkati çekip, bak şunlarda, şunlarda, şunlarda çok iyi, aferin sana, bak başarılı olmuşsun. Evet burada kırıklarım var, ne yapabiliriz acaba, ne oldu da bu zayıfların geldi?
İstersen bir düşünelim, bir bakalım neler yapabiliriz seninle. Bir durumu değerlendirelim şeklinde çocuğa yaklaşmak gerekiyor. Yani o şekil, o tarz daha çocuğun kafasına yatacak. Çocuğa yardımcı oluyorsunuz, destek olmuş oluyorsunuz. Tabii ki. Yani çünkü onu yaptığınız zaman çocuk da size daha bir özgüvenle bakmış olur. Çünkü benim annem, işte babam ya da benim büyüğüm benden demek ki bu kadar ilgileniyor. Benim yapmış olduğum hataları paylaşıyor. Yani şimdi bu kafasında yer eder tabii. Çocuk bunu düşünebilir. Tabii ki. Düşünür evet, değil mi? Etmez mi? Yani çocuklar gerçekten çok duygusal varlıklar. Duyguları çok ön plandadır çocukların. Çocuklara bunu hissettirmek gerekiyor. Geçen programlarımızda da söyledik. Anne babanın duygusunu çocuk çok çabuk alıyor, hissediyor. Yani siz çocuğunuza bir şey söylemeseniz dahi çocuk sizin yüz ifadenizden, bakışınızdan, duruşunuzdan onun için neler hissettiğinizi anlayabiliyor. Tabii ki çözüyor. Yani bir bakışınızdan ben ailemi hayal kırıklığına uğrattım, ben onları kızdırdım. Ya da babam, annem benimle gurur duyuyor. Çocuk çok iyi anlar. Hatta ben hep annelere şunu söylerim. 6 yaşına kadar çocuklarda ayna nöron dediğimiz nöronlar vasıtasıyla anne iletişim halindedir. Siz bir şey söylemeseniz de çocuğunuz sizin hissettiklerinizi anlar ve o duygunun aynısını kendisi taşır. O yüzden annelerin, babaların hissettikleri çok önemli. Evet, üzülmüş olabilirsiniz. Ama hani dedik ya, öfkenin yanında başka duygular da var diye. Evet olabilir, biraz beni üzdü. Sen de üzüldün eminim. Hani çocuğunuzun da duygusunu yansıtarak. Evet, sen de üzüldün bu notların karşısında. Ama bir şeyler yapabiliriz. Bir çıkış vardır elbet. Neler yaparız? Gel senle oturup konuşalım, bir bakalım. Şeklinde çocuğa yaklaşmak gerekiyor. Evet, o çocuğu biraz daha motive eder. Evet, biraz çok daha... eder. Evet, çok eder değil mi? Evet, çok eder. Yani hırlamayla, gürlemeyle, efendime söyleyeyim, kaba bir tabirle yaklaştığınız zaman orada bir şey çözemeyeceğiniz. Her zaman olduğu gibi, her yerde olduğu gibi. Evet. Nasıl derler ki, efendim, en büyük kabadaylık efendiliktir. En büyük kabadaylık efendiliktir. Havhu yaparsa bir şey olmaz. Der ki ne kaba adamlısın bizim Mehmet ya. Ama öbür türlü derseniz, ya gel çözelim ki medeni insanız. Dünyada çözülmeyecek hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yoktur. Ülkeler arasında böyle savaşlarda bile oturup çözülmüyor mu? En güzel şey çözümdür, çözülmektir. Yani onun için iyi niyet olmak, iyi niyetle yaklaşmak. Sevgili Mehmet canım. Canım benim, evet. Efendim şimdi burada börekleri hazırlıyorum. Tabii ki yavaş yavaş börekleri de hazırlamaya çalışıyoruz. Yufkaları ortadan iki eşit parçaya ayırıyorsunuz. Yarım ay şeklinde geliyor yufkalar. Ve eritmiş olduğumuz burada tereyağı var. Biraz da sıvı yağ içerisinde harmanladım. Onlarla beraber şimdi eritmiş olduğum buradaki yağdan yufkanın içerisine birkaç kaşık ilave ettikten sonra onu tabii ki yağlıyorsunuz ki yufka kurumaması açısından çok yağsız olduğu zaman kurutursunuz. Ve ondan sonra da bunun içerisine soğan, kavurmuş olduğum soğan, daha sonra onun içerisine haşlamış olduğum ıspanak suyunu sıktıktan sonra onu doğrayıp ilave ediyorsunuz. Yağ da beraber soteledikten sonra birazcık tuz ilave ediyorsunuz. Tuzla beraber onu pişiriyorsunuz. Yani soğanla beraber yüzünü sağladıktan sonra işte iç malzememiz bu. Ve bunu yufkanın sizden olan tarafını, uç tarafını, sivri tarafını ne yapıyorsunuz? Tabii ki bu tarafı diye söylüyorum. Bu tarafı bir bütünlük olması için yani şöyle köşeyi katlıyorsunuz. Katladıktan sonra sizden olan tarafa efendim iç malzemesini bırakıyorsunuz. Ve bunu sıkı olmayan bir rulo hazırlıyorsunuz. Hazırladıktan sonra da onu tabii ki efendime söyleyeyim tepsiye diziyorsunuz. Şimdi iki tane kaldı burada. Onları hazırlıyorum son olarak. Bunları hazırladıktan sonra iki adet yumurtanın sarısı var. Onlarla beraber efendime söyleyeyim yumurtanın sarısının içerisine birkaç kaşık sıvı yağ bırakacağım. Birkaç kaşık sıvı yağdan sonra iyice çırpacağız. Yani çırptıktan sonra bırakıyoruz. Ondan sonra yumurtaların sarısıyla beraber harmanlamış olduğumuz o yağı da efendim böreklerin üzerine sürüp ve daha evvel ısıtmış olduğumuz 200 derece fırına vereceğiz. Orada piştikten sonra fırından alacağız. Şimdi bir de
Dikkat eksikliği. Mesela ders başarısını belki de etkileyen en büyük etkenlerden bir tanesi dikkat eksikliğidir. Yani bu bir psikiyatrik, çocuk psikiyatrisinde bir bozukluktur ve tedavisi olan bir bozukluktur. Dikkat eksikliği öyle bir şeydir ki bazı çocuklarda bunu hemen anlarsınız. Yani baktığınızda o çocuk yerinde duramıyordur, işte dürtüseldir, 2 dakika dersin başına oturamaz, derse konsantre olamaz, sınıf içerisinde sakin bekleyemez. Zaten bu çocuk, hani dersiniz bu çocukta dikkat eksikliği, hiperaktivite var. Ama bazen de öyle dikkat eksikliği durumları oluyor ki anlayamıyorsunuz belli bir yaşa gelene kadar. Çocuk 1, 2, 3. sınıfa geliyor, hasbelkader geçiyor derslerini ama biraz daha zorlayıcı bir durumda. Bir bakıyorsunuz ki çocuk başaramıyor. Nedenleri araştırıldığında çocukta dikkat eksikliği tanısı konulabiliyor. Dolayısıyla buna da dikkat etmek gerekiyor. Eğer çocuk derse konsantre olamıyorsa, dersteyken, öğretmen ders anlatırken o pencereden dışarıyı izlemeyi tercih ediyorsa orada bir soru işareti koymak lazım oraya. Bu çocukta acaba dikkat eksikliği olabilir mi? Orada böreklerimiz hazır, pilavımız hazır. Yine geldik bir programımızın sonuna. Sürçülisan ettik, affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.